Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün hepimize okulda söylenen yalanlar hakkında birkaç bilgi buldum. Onları size de anlatacağım. Bize şu zamana kadar hep yanlış bilgiler verilmiş okulda ve ben de bunların doğrularını sizin için buldum. Ayrıyetten kendim de yararlanacağım tabii ki. Hemen videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Like tuşuna gidin, yumruk atın, yumruk atın. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse gerçekten çok mutlu olurum. Böyle bir şey söylemeyene uzun zaman olmuştu. Mesajlaşmak zaman kaybıdır. Aslında araştırmalara göre mesajlaşmak dil ve bilgi kabiliyetini geliştirir. Yani ne kadar çok mesajlaşırsanız o kadar iyidir sizin için. Araştırmalara göre ne kadar iyi mesajlaşıyorsanız, ne kadar düzgün mesaj yazıyorsanız bu da sizin kağıt üstünüzdeki yazmanızı geliştirecek. Aynı zamanda da kitap okuma kabiliyetinizi geliştirecektir. Çünkü mesajlaşırken karşıdan gelen kişinin mesajını da okuyorsunuz. Kendi mesajınızı da okuyorsunuz yazarken. Burada farkında olmadan beyninizi geliştiriyorsunuz ve okuma yazma kabiliyetinizi üst düzeye alıyorsunuz. Herkes okuma yazmayı bilir ama herkes düzgün bir şekilde cümle kuramaz. Hani konuşurken durması gerektiği noktaları bilemez. Ama ne kadar çok mesajlaşır ve pratik yaparsanız bu size yardımcı olacaktır. Bir kağıdın üstüne paragraf yazmaktan, şiir yazmaktan, uzun bir metin yazmaktan daha fazla işlevseldir mesajlaşmak. Çünkü mesajlaşırken isteyerek yapıyorsunuz bunu ve yaptığınız şeyden eğleniyorsunuz. Bu da sizin daha fazla bilgi almanızı sağlayacak bu işten. Çünkü bir şeyi severek yaparsanız daha çok bilgi alırsınız, daha çok eğlenirsiniz. Ve bir şey yaparken eğlenirseniz ve yaptığınız şeyi severseniz de bu sizin beyninizde kalıcı olarak yer alır. Hani şimdi dürüst olalım. Daha önce hiç böyle MSN olmasaydı, mail olmasaydı, ya mesajlaşmak veya telefondan birine mesaj yollamak olmasaydı, durduk yere birine mektup yazmayı mı tercih ederdiniz, yoksa yanınızdaki kişiye mesaj yazmak yerine ona bir kağıttan bir şeyler yazmayı mı tercih ederdiniz? Bence kağıttan birine bir şey yazmak isteyenlerin sayısı %1 veya 2'dir. Benim gibi tembel insanlar da mesajlaşmayı tercih ediyor. Çünkü kolay olan yöntem de bu. Sınıfta sakız çiğnemek dikkat dağıtır. Aslında sakız çiğnemek odaklanmanıza ve konsantre olmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda stresinizi de ortadan kaldırır, gerginliğinizi de ortadan kaldırır sakız çiğnemek. İster inanın ister inanmayın, ordu bile askerlerine sakız veriyor, sakız çiğnemesini istiyor. Çünkü verdiklere dikkatin artmasını sağlıyor sakız. Bunu araştırabilirsiniz. Sakız gerçekten de konsantre olmasını sağlar insanın. Bunlar size yeterli gelmeyecekse sakız çiğnemek sizin %35 derecesinde hafızanızın artmasına sebep olacaktır. Hani bir iş yaparken sakız çiğnerseniz daha verimli yaparsınız o işi ve hani çünkü ortada stresiniz olmaz, gerginliğiniz olmaz. Hani bir şeyden o stresi, gerginliği zaten çıkarıyor olacaksınız. Mesela yarın sınavınız var, sınavınıza çalışıyorsunuz, o sinir bozucu sınav yarın olacak. Sınava hazırlandığınız sırada bir sakız çiğnemeniz gerçekten size çok yardımcı olacaktır ve gerginliğinizi üstünüzden alacaktır. Özellikle bilim insanları naneli sakızı öneriyor çünkü çok fazla şekilde bilinç açıyor nane ve nanenin kokusu, yani aroması. Mesela ben bu videoda dahil, bu videonun şeyini ayarlarken, nasıl desem, yazış metnini ayarlarken, çünkü benim bütün videolarımda, bu tür videolarımda metin olur, o metini ayarlarken bir şarkı açarım, sakin, enstrümantal bir şarkı açarım ve o şarkı eşliğinde de sakız çiğnerim. Bakın şimdi, inanmayacaksanız diye göstereceğim. Arkamdaki dolapta bir kutu sakızım var. Gördüğünüz gibi içi sakız dolu bir kutum var. Çünkü gerçekten sakız çiğnemek benim yaptığım işe odaklanmamı ve daha stresli olmamı sağlıyor. Çoğu zaman ben videoyu çektikten hemen sonra montajlarım ve bu da benim biraz stresli olmama yol açıyor. Ve o stresi ortadan kaldırmak için sakız çiğnerim her zaman. Montaj yaparken veya bir metin hazırlarken. Deneyin. Ders çalışırken müzik dinlemek dikkat dağıtır. Ders çalışırken müzik dinlemeniz aslında daha fazla odaklanmanızı ve daha fazla fokuslanmanızı sağlayacaktır. Yaptığınız şeye, çalıştığınız derse. Ama doğru bir şekilde dinlerseniz, bunu doğru bir şekilde yaparsanız. Mesela ben sürekli, az önce de söylediğim gibi, montaj dahilinde değil, montajlarken tabii ki de müzik dinleyemem. Çünkü yaptığım edite odaklanmam, sesleri duymam ve kendi söylediğim cümleleri duymam gerekir. Ama ders çalışırken veya dediğim gibi bir metin yazarken her zaman arka planda az bir şekilde sakin bir müzik olur. İlla Mozart'ın 9. senfonisini dinlemek zorunda değilseniz ama bangır bangır bir şey dinlerseniz tam tersi hiçbir şekilde odaklanamazsınız. Hani mesela şöyle bir şey dinliyorsunuz ve nasıl odaklanabilirsiniz ki eğer böyle bir şey dinlerseniz? Bunu yaparsanız çalıştığınız derse odaklanamazsınız. Dinlediğiniz müziğin
o aşırı kaçan ritmine odaklanırsınız ve bu da yaptığınız şeye değil dinlediğiniz müziğe gitmesini sağlayacaktır bütün odağınızın. Yani sonuç olarak ciddi bir şekilde söylemek gerekirse müzik dinlemek sizi dış seslerden, sizi rahatsız eden, dikkatinizi dağıtan bütün şeylerden sizi uzaklaştıracağı için kısık sesli, ılımlı bir enstrümental müzik dinlemeniz sizin için çok yararlı olacaktır, emin olun. Sınıfta bir şeyler karalamak, bir şeyler çizmek dikkat dağıtır. Aslında bir şeyler çizmek veya bir şeyler karalamak çoğu insanın düşündüğünün aksine daha fazla rahatlatıcı ve daha fazla relax verici bir şeydir. Sizi gevşetecek bir şeydir. Mesela bir konferanstasınız veya hocanızın o sıkıcı ve gereksiz nasihatlarını dinliyorsunuz. Bunu dinlediğiniz zaman hani hocanızın söylediklerine veya konferansta duyduğunuz şeylere odaklanmak istiyorsanız bir şeyler karalarken oraya odaklanmanız sizin daha fazla hatırlamanıza yardımcı olacaktır dinlediğiniz şeyi. Çünkü bir şeyler karalarken odaklanırsınız ve beyniniz daha fazla çalışır. Ve aynı anda beyninizin birden fazla yeri çalışacağı için daha fazla odaklanacaksınızdır duyduğunuz şeye, emin olun. Ama sakın saçma sapan ve sapık şeyler çizmeyin. Hayal kurmak zaman kaybıdır ve size yardımcı olmaz. Hayal kurmayın. Bildiklerimizin aksine hayal kurmak gerçekten de harika bir şeydir. Hani beyninizi, kendinizin ufkunu geliştirmenizi sağlar. Daha önce hiç beyninizin %2, %3 veya %10'luk bir kısmını kullandığımızı söylediklerini duymuş muydunuz insanların? İşte tam olarak da bundan bahsediyorum. Hayal kurmak o beyninizin %10'luk, %2'lik kısmının dışında sizin ufkunuzu genişleteceği için beyninizin çalışmayan odaklarını bile çalıştıracaktır. Yani gerçekten yapamadığınız şeyleri hayal etmek size yardımcı olacaktır. Ve o hayalin peşinden koşmalısınız. Daha önce hiç araba icat edilmemişken sizin içine bineceğiniz ve sizi bir yerden bir yere götürebileceğini hiç hayal etmiş miydiniz bir cihazın? Veyahut da göklerde süzülebileceğinizi paraşüt sayesinde ya da uçakla uçabileceğinizi. Bunların hepsini 1000 yıl önce birine söyleseydiniz deli olduğunuzu söylerlerdi ve sizi taşlayıp yakarlardı. Ama şu anda siz başından beri bunların varlığıyla birlikte olduğunuz için bunlar size garip gelmiyor. İşte o yüzden hayal kurmak, bir şeylere hayal etmek ve o hayalinizin peşinden koşmak her zaman için sizin iyiliğiniz olacaktır. Hani bir eşyanızı kaybediyorsunuz veya bir derse çalışıyorsunuz, çalıştığınız şeyi anlamıyorsunuz. Biraz durun ve bir şeyler hayal edin, rahatlayın, relax olun ve gerçekten işe yaradığını göreceksiniz. Ben çok fazla koyduğum şeyin yerini unuturum ve otururum. Hani sinirlenmem. Eskiden çok sinirlenirdim ama şu sıralar sinirlenmiyorum. Oturuyorum ve onu nereye koymuş olabileceğimi düşünüyorum ve bu gerçekten bana yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, size vereceğim bilgiler bu kadardı. Şimdi de On Edio testi çözmeye başlayacağız. Birkaç tane okulla ilgili, şu ışığı düzelteyim bir saniye. Birkaç tane On Edio testi çözeceğiz, hemen başlayalım. Hangi cümleyi duymak hiç hoşunuza gitmez diye sorsak, herkes bir konuyu seçip sınıfta sunacak. Sınav test değil. Haftaya 3 kişi bugünkü konudan sözlü yapacağım. Konuyu okuyup gelin. Bunların hangisi beni çok sinirlendiren? Hocanın hangisini söylemesi beni hayal kırıklığına uğrattırır veya hiç hoşuma gitmez? Düşüneyim hemen. Sınav test değil. Haftaya 3 kişi bugünkü konudan sözlü yapacağım. Sanırım sınav test değil, beni çok üzerdi sanıyorum ya. Gerçekten herhalde o beni çok üzerdi. Peki boş zamanlarında neler yaparsın? Spor yaparım, evde kalır kitap okurum, bulmaca çözerim, bilimsel konularla uğraşırım. Ya kendi kendime ya da bloğuma bir şeyler yazarım, arkadaşlarla gezer tozarım. Benim için en ideali bu. Boş zamanlarımda sürekli yeni metinler yazıyorum, çekeceğim videolar hakkında bir şeyler düşünüyorum. Sanırım en ideali bu benim için. Onlar seni genel olarak nasıl tanırlar? Çok zeki ve başarılı, enerjik ve konuşkan, iyi bir dinleyici, meraklı ve araştırmayı seven biri, seyahat aşığı. Genel olarak meraklı ve araştırmayı seven biri olarak tanırlar. Çünkü ben gerçekten bir şeyleri araştırmaktan kendimi alıkoyamam. Sürekli yeni bilgiler öğrenmek isterim. En büyük hayalim dünya turu yapabilmek, insanlığın en önemli icatlarından birini yapmak, dünyaca ünlü bir doktor olabilmek, tüm dünyanın tanıdığı bir yazar, sanatçı veya oyuncu olmak, herkesin imrendiği başarılı bir sporcu olmak, çok zengin bir iş adamı olmak. İnsanlığın en önemli icatlarından birini yapmak isterim gerçekten. Bu zaten size dünya çapında bir ünlülük ve dünya çapında bir zenginlik getirecektir. Bunları da düşünmeniz lazım. Dünya turu da yapabilirsiniz çok güzel bir şeyi icat ederseniz kazanacağınız paralarla. Ve ben insanlık adına iyi bir şey de yapmış olabileceğim için bunu tercih ederim. Ne ters kıyafetler giyersin? Modaya uygun, rahat kıyafetler, ne bulursam onu giyerim. Net bir tarzım vardır, hiç değişmez. Rahat kıyafetleri tercih ederim. Ben neyle rahatsam onu tercih ederim. Yani
modaya uygun olacağım ya da benim tarzım bu, ben bunun dışında giyinmem demiyorum. Her zaman yenilikçi olmak lazım ve ben yenilikçiyim her konuda. Hangileri daha çok ilgimi çekiyor? Dünya savaşları, yıkılmış imparatorluklar, yabancı ülkeleri gezip görmek, bilim insanlarının yaşamları, bilimsel gelişmeler, politika, futbol, basketbol, voleybol, dünya edebiyatı, dünya sineması. Benim en çok gerçekten ilgimi çeken şey bilim insanlarının yaşamları ve bilimsel gelişmeler. Ben bunları çok takip ederim ve çok merak ederim. Çünkü hani bilime gerçekten de kafam çok fazla gidiyor ve sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Kendi ufkumu geliştirmek istiyorum. Ben küçükken zaten bilim adamı olmayı hayal ediyordum. Bu isimlerden hangisine kendini daha yakın görüyorsun? Einstein, Kahlo, Stefan Curie, Marie Curie. Aa, isimleri çok benzer. Napolyon, Edgar Allan Poe. Bakayım şu kim ya? Ben bu ismi nereden tanıyorum? Bir dakika. Meksikalı bir tane ressam gibi bir şeyler yazdı. Sanırım bu basketbolcu benim için buradaki en ideali. Yani aralarında en ideali görünüyor benim için. Peki bu isimlerden hangisi idolün desek? Buradakilerden hangisi benim idolüm? Hiçbiri ya. O yüzden O, P, T, P, T, K, R, M, L, S, P, T. Haluk Bilginer. Ben bunu seçecektim zaten en başta. Ama iyi ki ona çıkmış. Bu dizilerden birini izleyecek olsan hangisini izlerdin? The Big Bang Theory gerçekten acayip komik. İzlemenizi öneririm. Poyraz Karayel hiç kanım ısınmadı. Sons of Anarchy de çok güzel. Muhteşem Yüzyıl. Breaking Bad. Breaking Bad'i gerçekten çok seviyorum. Beden derslerinin yıldızısın. Yalan. Ne zaman beden dersi olsa ben okuldan çıkar eve gelirim genel olarak veya beden dersinde sınıfta otururum. Nefret ediyorum beden derslerinden. Beden eğitimi çalışkan bir tipten size okulda söylenen yalanları öğrendiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna yumruk atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.